Nasılsınız? Ben de teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederiz. Allah iyilik versin. Sağ olun. Gençler ne yapıyor efendim, partinizin gençleri? Valla partimizin gençleri iyi. Yani geçenlerde onlarla bizim birkaç eğitimimiz oluyor. Hepsinin selamı var. Aleyküm selam. Sağ olun. Çok teşekkür. Sağ olsunlar. Getiren götüren sağ olsun. Sağ neden olun. Sordum? Çok karşılaşıyorum onlarla. Evet, evet. Çok dinamik bir gençlik yapınız var. Efendim, hamdolsun öyle. Türkiye'nin gündemindesiniz. Evet. Bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Şaşırıyor musunuz? Yani şimdi mesela bunca yılın partisi, bunca yılın hareketi, fakat şimdi Türkiye'de bir kilit duruma geldiniz. Şaşırıyor musunuz? Yani hem evet, hem de yani birdenbire böyle hadiselerin gelişmesi bizim tam beklentilerimizin de dışında meydana geldi. Onu açıkça ifade edeyim. Ama şartlar öyle getiriyor. Yani birdenbire öyle hadiseler meydana geliyor ki sizi gündeme taşıyor. Bizde şöyle bir kanaat var baştan beri. Yani biz bugün Türkiye'nin gidişatı bizi endişelendirdiği için bir değişikliğe ihtiyaç var. Bu değişikliği de sanki biz sağlarız gibi bir kanaat var. Yani bunu övünmek için, efendim biz bu işleri çözeriz diye üst perdeden konuşmak için söylemiyorum ama yani bu samimi olarak böyle bir ihtiyaç var kanaatindeyiz. Genel manada siyasete baktığımız zaman da meselelerin üzerinde tek tek konular ele alındığında bizden başka da bu konuları enine boyuna tartışan kimseler yok gibi geliyor. Bu beni biraz şaşırtıyor çünkü siyaset normalde ülke problemlerini ortaya korsunuz. Siz o problemlerle ilgili görüşlerinizi nasıl çözeceğinizi veya tasvip ediyorsunuz, ediyorsanız ben bunu evet tasvip ediyorum, evet, böyle olması icap eder demeniz icap ederken bizde politika başka bir türlü yapılıyor. Ve bu kamplaşmaya sebep oluyor. Sizi söylediklerinizi dinleyip sözleriniz üzerinden tenkit etmiyorlar. Evet. Size karşı olanlar. Başka bir şekilde tenkit ediyorlar. Onun için ben şunu diyorum. Bu beni biraz sevindiriyor, biraz üzüyor. Özellikle sosyal medyada ve birçok yerde dikkat ediyorum. Yahu biz bunları niye önceden hiç duymamışız? Niye dinlememişiz diyorlar. Şimdi bir ekip... Burada tabii medyanın da sorumluluğu var. Tabii tabii. Bu medyada, dediğiniz doğru. Medya efendim bir perde dikiyor toplumun önüne. Medya göstermiyor. Evet. Ama öbür taraftan da düne kadar beraber bulunduğumuz insanlar bu sefer de onlar bizim dediğimizi dinlemiyor. İşin garip tarafı... Dinleteceğiz. Yani Türkiye bizim. Ben evet. Yani biz doğru da söyleyebiliriz, yanlış da söyleyebiliriz. Ancak bizi tenkit edecek olan insanlar veya başka partileri, bir de tasvip edecekleri partiyi seçerken ya bu parti ne düşünüyor? Ne yapmak istiyor? Bakalım buna. Ha, buna bir bakalım denmesi icap eder. Onu görmemek bizi üzüyor biraz. Şimdi efendim sizin baktığınız, tabii ben her sabah bütün gazeteleri, Sözcüsü'ne, Sabahına, Bir Gün'ün Yazısına, bir puzzle gibi Türkiye'yi görmeye çalışıyorum. Evet. Size yakın Milli Gazete. Evet. Tam 12 gündür efendim bakın şeker fabrikaları manşet atıyor. Evet. Çok önemsiyorum bunu. Yani toplumun böyle kalbine dokunuyorlar. Evet. Verelim onlara bakın. Birkaç tanesini seçtim. Evet. Ve siz de yaptığınız konuşmalarla gerek rahmetli Erbakan'ı anıyorsunuz, gerek işte milli duruş nedir, yerli ve milli olmak. Bakın şekerde büyük satış. Evet. Geçelim. Şekerde büyük satış. Erbakan'ın, Allah rahmet eylesin, son fabrikaları da satılıyor. Şeker fabrikaları milletindir, satılamaz diyorlar. Evet. Devam edelim. Bunun uluslararası boyutuna, özellikle o işte büyük holdingler, baronlar falan var ya, evet, AB bölümüne, Amerika bölümüne bakmış gazetenin editörleri. Oradan devam edelim. Oysa bu fabrikalar acaba verimsiz mi? Satılacak fabrika 33 milyon lira kar etmiş. Bir tane daha bakalım. Şimdi mesela bunu çok çarpıcı buldum iki gün önce. Şeker fabrikalarının mevcut özelleştirme politikası ile satılması durumunda AKP hükümeti yol yapan, hani öyle diyorlar ya, evet, iyi de kardeşim yol yapıyor bunlar, köprü yapıyor diyorlar, evet, ya. AKP hükümeti yol yapan ancak fabrika kapatan hükümet denilecek diyor. Siz bu konuyu niye bu kadar önemsiyorsunuz efendim? Şimdi bakın şu anda Türkiye'nin en ciddi problemlerden bir tanesi tarımda ve hayvancılıktaki gerilemedir. Bunu
Cumhurbaşkanı da gündemine aldı bizim ısrarla bu konuları gündeme getirdiğimiz için. Başbakan da, Sayın Başbakan da gündeme aldı. Hı hı. Neden? Çünkü biz insanız. İnsanın bütün diğer ihtiyaçlarının önünde gıda gelir, evet. Karnının doyması icap eder. Biz bugün tarımda, gıdada, hayvancılıkta dışarıya muhtaç bir ülke haline geldik. Halbuki dünyada kendi kendine yeterli 7 ülkeden biriydik biz, evet. 15-20 sene önce. Evet. Ha, birdenbire biz senede 5 milyon ton buğday. Bilmem 500 bin hayvan, 2 seneyi üst üste getirdiğimiz zaman 1 milyon büyük baş hayvan. Hı hı. 500 bin, 475 bin demişler. Niye onu bilmiyorum ama küçük baş hayvan. 300 ile 500 bin ton et, mercimek, nohut, saman fasulye. Efendim, saman. Bulgaristan'dan saman getiriyoruz ya. Ve saman. Şimdi düşünün siz, böyle bir tarım, hı, böyle bir noktaya getirilebilir mi? Pancarın ve şekerin başka bir özelliği var. Hakikaten diğer hiçbir üründe bunu bulamazsınız. Nedir? Bir, pancar oksijeni, havayı en iyi besleyen bitkidir. Hmm. Ormanlardan daha iyi oksijen üretir. İki, pancar dediğiniz zaman pancar çiftçiye en fazla kazandıran bitkisel ürünlerden birisidir. Hmm. Bir taraftan şeker üretirsiniz. Şeker fabrikalarında çalışan insanların adedi çok fazla olmayabilir. Bugün 10 bin, 15 bin civarında insan, hatta mevsimlikleri düşersek biraz daha aşağıya inebilir. Ama bundan geçimini sağlayan çiftçi çok daha fazla. Bir ara bu 495 bin, 500 bine yakındı. Sonra bu düştü 4'te 1'e. Niye özelleştiriyorlar bunu efendim, bu fabrikaları? Şimdi iktidarın, bugünkü iktidarın yıllardır takip ettiği bir politika var. Diyor ki, yani iktidara ta 2002 yılının sonunda geldiklerinde söyledikleri, evet, biz bundan sonra kapitalist liberal ekonomik sistemini benimsiyoruz. Devleti bütünüyle üretimin dışına çıkaracağız. Hı hı. Bunu bir defa benimsemişler. Hı. Bir defa bu politika batıda bile geçerli değil. Hı hı. Çünkü öyle sektörler var ki, devlet o sektörün içine girmezse, dolaylı da olsa, aha, o sektör çöker. Dışarıdan desteğe ihtiyacı var. Hı hı. Uzay diyorsunuz. Sübvansiyon diyorlar buna. Destek veriyor devlet. Şöyle, tarıma verilen destek aslında vatandaşa verilen en büyük destektir. Hı hı. Çünkü siz tarıma destek verirseniz ürün piyasaya biraz daha ucuza çıkar. Hı hı. O ucuza çıkan ürünü vatandaş yer. Ha efendim, bunu siz sadece üreticiye mi vereceksiniz? Bakın, diğer fabrikalarda, diğer konularda sanayiye verilen destekle tarım ürününe verilen destek arasında çok büyük bir fark var. Çünkü tarımda üretilen maddeyi, gıdayı bütün insan, 80 milyon insan yiyor. Bugün Sözcü Gazetesi'ne manşetsiniz efendim. Arkadaşlar, evet, onu da bir verin bana. Sözcü Gazetesi sizi bugün manşette yapmış. Şeker fabrikaları konusu ve tarım konusu. Bugün ayrıca aslında taşeron meselesi de gündemde. Doğru, doğru. İşte orada da efendim hakkım yeniyor diyorlar. Mesela araç şoförleri, başka pek çok mağduriyetten bahsediyorlar. Evet. Cezaevinden çıkmışlar var mesela. Evet. Belediyelere girmişler, evet, bakın. Bu Sözcü Gazetesi'nin manşeti bugün, Emine Özgönül'ün manşeti. Saadet lideri ittifaka girmeme gerekçesini il başkanlarına anlattı. Siz geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı'yla, evet, konuştunuz, sonra pek çok görüşmeler yaptınız. Bunu size soracağım biraz sonra. Evet. Yani size ne teklif ettiler, ne etmediler. Milli, evet, olmak fabrikaları satıp ülkeyi samana muhtaç etmek değildir. Milli olmak efendim. Yani rahmetli Erbakan... Evet, ben bunu şunun için kullanıyorum. Son zamanlarda AK Parti ile MHP arasında bir ittifak sağlandı. Evet. Ve buna milli dediler. Hı. Ben de sorgulama ihtiyacı, çünkü biz milli görüşçüyüz, biz milliyiz. 50 yıldır milliyiz. Hı. Şimdi bir grup çıkacak, biz milliyiz diyecek. O zaman ben soruyorum, hı, milli demek ne demek? Ha, o zaman ben diyorum ki milli demek bu memleketin bütün sanayi, ekonomi, hı, dahil, eğitimi, dış politikası dahil, hı, bunun tamamının milli olması icap eder. Onun için o soruyu sorma ihtiyacını duyduk. Sorguladığınız zaman efendim, bu ittifak, Cumhur İttifakı dedikleri, evet, AK Parti, MHP, milli mi? Size milli ya, gelmiyor mu? Bana göre, yani eğer
şöyle kendilerini milli olarak tarif edebilirler. Benim ona itirazım yok. Hı. Ama kendilerinin dışındakilerini gayrimilli, hele hele de hainler gibi bir sıfatla tavsif etmeye, sıfatlandırmaya kalkarlarsa ben ona isyan ederim, onun karşısına çıkarım. Sen kendini nasıl tanımlıyorsan tanımla. Tanımla. Ama niye bana karışıyorsun? Hı. Hı. Bu yanlış bir mantık. Bu kamplaşma, kutuplaşma dediğimiz bu. İnsanları birbirleriyle hasım haline getirmek ülkeye fayda sağlamaz ki. Onun için siz milliden bahsediyorsanız gelin oturalım konuşalım. Ney milli? Borçlanmak mı milli? Cari açığı sürekli yükseltmek mi milli? Dış ticarette dengeyi bozup her sene açık vermek mi milli? Aslında sizin sözleriniz bu ittifak milli değil demeye getiriyor. Şimdi ben onun bu şekilde söylemeyi kendi mizacım itibariyle millidir, milli değildir diye bir noktaya getirmek istemiyorum ama milli isek bunların hepsinin bizim politikalarımız haline gelmesi icap eder. Tarımda ithalatı bu kadar yükseltecek olan politika milli bir politika olamaz. Hı. Yanlış bir politika olur. Bu politika. Şimdi sevgili Türkiye'm, Saadet Partisi lideri son zamanlarda çok gündemde. Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı bir temas var. Bir takım iddialar var. Kendilerine ne teklif edildi? Kendileri neden mesafeli duruyor? O kadar çok soru var ki çok hazırlık yaptık. İzin verirseniz bir parça soluklanalım. Ama şunu sormak istiyorum. Evet. Çıkış yolu dedik biz bu sabah. İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'te. Evet. Bir cümle söyler misiniz? Sosyal medyada paylaşım yapalım. Çıkış yolu nedir? Yani tek başlıkta, tek kelimeyle mesela bir cümle söyleyeyim. Söylemek olsa belki milliliktir denebilir de ama ben şunu söyleyeyim. İki veya üç başlıkta hani bir hürriyet ve adalet toplumun temelidir. Hürriyet ve adalet. Tabii. Bu olmadan toplumda huzur olmaz. O zaman şöyle yazalım. Çıkış Saadet Partisi lideri iki nokta. Ben şimdi tweet atacağım. Evet. Çıkış yolu hukuk ve adalet. Adalet. Peki bununla... Yani adalet ve hürriyettir diyelim. Yani adalet birinci mesele. Evet. Tamam. İkincisi ekonomide mutlaka milli bir ekonomi politikası oluşturmaktır. Her şeyi bunu ben böyle söyleyince abartıyormuşum milli gibi anlaşılıyor ama milli ekonomi dediğimiz zaman biz her şeyi kendimiz üretecekmiş gibi bir politika izleriz. Ha neticede her şeyi biz üretmesek bile başımız sıkıştığı zaman üretecek teknolojiye ve imkana sahip oluruz. Güzel. Şimdi bir mola verelim efendim. Tabii. Devam edelim. Abdullah Gül meselesini de çok soruyorlar. Onu da sormak istiyorum. Peki. Konuşulacak çok soru var ama İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat Demokrasi Meydanı biraz sonra devam edecek. Hoş geldik diyoruz. Hoş buldunuz diyoruz. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu İsmail Küçükkaya ile Demokrasi Meydanı'na. O kadar soru var ki efendim. Evet. O kadar çok selam var ki söylesem tek tek şaşarsınız. Evet. Şimdi en önemli mesele şu efendim. Evet. Bir fotoğraf gelecek. Geçen hafta sizi Sayın Cumhurbaşkanı davet etti. Evet. Sayın Cumhurbaşkanıyla uzun bir görüşme yaptınız. Evet. Daha sonra pek çok iddia ortaya atıldı. İşte yok 2 milletvekili, 20 milletvekilliği, 2 bakanlık, para, şunlar, bunlar filan evet. diye. Şimdi bu fotoğraf önemli bir fotoğraf Sayın Cumhurbaşkanıyla. Ne konuştunuz efendim? Sayın Cumhurbaşkanı'yla ne konuştunuz? Yani şunu çok açıkça ifade edeyim. Geçmişte de bunu söyledim. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'yla ve beraber bulunduğumuz diğer arkadaşlar ki Sayın Başbakan da oradaydı. Hı hı. AK Parti sözcüsü de oradaydı. Hem Türkiye'nin hem de dünyanın meselelerini görüştük. Ve biz kendi kanaatlerimizi kendisine anlattık. Yani esas itibariyle uzun bir zaman nasıl geçti derseniz bu şekilde geçti. Önce ne dedi size? Nasıl başladı? Yani yok yani şimdi o detayı ben hemen hafızamda tutarak bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum da yani hepsini de hatırlayamam belki. Ancak biz şu anda endişe duyduğumuz bir takım konuları dile getirdik. Yani mesela işte olağanüstü halin çok uzaması. Bu endişe verici. Çünkü hukuk rafa kaldırılmış oluyor. İnsanlarda endişe doğuyor. Şu anda insanların bazı fikirleri gündeme getirdikleri zaman yani burada bir kamplaşmaya sebebiyet vermemesi lazım bunun. Bu da bir gerginlik meydana getiriyor ve insanlarda endişe doğuruyor. İşte Türkiye'nin dış politikadaki gidişatında da bazı müsbet adımlar olabilir ama
bazı noktalarda da bizim geçmişten beri bir takım endişelerimizin olduğu. Yani çok genel ve geniş bir konu. Onları tek tek anlatmaya kalkmak bir fayda da sağlamaz. Şimdi mesela... Biz bir, yalnız şunun çok açık ve net olarak bilinmesini söylüyorum. Biz bir pazarlık konusunu gündeme getirmedik. Gelmedi. Çünkü bizim esas gidişimizin sebebi uyum yasalarıyla ilgili derlediğimiz bir kitapçık vardı. Onu kendisine takdim etmek, görüşlerimizi anlatmak. Bu randevu talebi sizden mi gitti? Bizden gitti. Şöyle, biz bütün parti genel başkanlarına bir mektup yazarak bu görüşlerimizi aktardık ve bunu şifahi olarak da kendilerine anlatmak istediğimizi söyledik. İlk kabul Sayın Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Onunla görüştük. Sayın Akşener'den geldi. Onunla görüştük. Sonra Sayın Cumhurbaşkanı'ndan geldi. Hatta bir hafta ertelendiği de hatırlarsanız. Evet. Biz görüşecektik. O sırada bir cenaze çıktı. Bundan dolayı gelişti. Bu yani, görüşme efendim, bu evet. Görüşme tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın gönlünde yatan aslan sizsiniz. Yani o ittifaka sizin katılmanızı istiyor. Bunu zaten dile getirdi birkaç kere. Tabii tabii. Dolayısıyla bu görüşmede tabii bu gündeme geldi. Sayın Cumhurbaşkanı size ya gelin buna niye katılmıyorsunuz dedi mi? Yani şöyle, biz tam çıkarken bu konuyu en sonunda geldi bu konu. Evet. Yani böyle bir şey beraber olmayı isteriz tarzında. Görüşmelerimiz devam etsin diye. Ben dedim görüşmelerin devam etmesine bizim bir itirazımız yok. Bütün partilerle de görüşüyoruz zaten. Onun için bu görüşmeler devam edebilir. Arkasından benim bu ifadem kamuoyuna yansıyınca Sayın Cumhurbaşkanı işte Mustafa Bey'e de demiş Şendoba'da yani sanki bizden bir talep tam olarak gitmedi gibi görüşüyor. O halde bu talebi de kendisine bir daha iletin demiş. O da iletti bize, o kadar. Biz de bu noktalarda şu anda seçim sathı mailine girmeden herhangi bir fikir beyan etmeyi doğru bulmuyoruz dedik. Benim şahsen diğer parti liderleriyle de yaptığım görüşmelerde ve kamuoyuna yaptığım açıklamalarda da şu hususa önem verdim. Şu anda ittifaklar vesaireler bir kutuplaşmaya sebep olduğu için bu kelimeyi ben doğru bulmuyorum kullanmayı ve böyle bir kutuplaşmaya sebep olacak ifadeleri. Ancak biz ilkelerimizi ortaya koymalıyız. Neyin üzerinde duruyoruz? İktidara gelirsek, birlikte olursak ne yapacağız? İşte oradan başlayarak bir takım konuları gündeme getirdik. Mesela o hal dediniz, Sayın Cumhurbaşkanı bu konudaki tutumu biliniyor. Biliniyor. İtiraz etti mi size? Yani yok, buna şu anda ihtiyaç var diye i̇htiyaç düşünüyor. İhtiyaç vardı çünkü 15 Temmuz sonrası tabii, süreç vesaire. Böyle düşünüyor. Yani bizim kanaatimiz olağanüstü halin uzun süre devam etmemesidir. Çünkü olağanüstü hal aslında hukukun rafa kaldırılması demektir. Niye? Çok ani bir hadiseyle karşılaşıyorsunuz. Bir takım adımları atarken hukuk size engel olmamalı diye düşünüyorsunuz. Ama bu 3 ay, 6 ay zaten olağanüstü hal 3'er aylık fasılalarla uzatılıyor. Ben bir sene olağanüstü hal ilan ettim diyemiyorsunuz. Evet. Ha biz de düşüncemiz şu, olağanüstü hal 3 ay olur, 6 ay olur. Hadi zorlandı, 9 ay olur. Ama bundan öteye gideceği zaman başka kurallara ihtiyaç var. Mesela meclisin 3'te 2'si veya 4'te 3'ü evet demeli. Çünkü olağanüstü hal olağan hale geldiği zaman hukuk rafa kalkıyor manasına geliyor. Bir saniye. İnsanlar abi, hak arayamıyor. Bu önemli. Hak arama. Mesela efendim bugün taşeronlardan çok soru geliyor tabii, size. Tabii. İşten atıldık diyor. Sağlık çalışanı, laborant mesela işten atılmış. Hazır işinden de oluyor. Evet. Hani 3 kuruş ekmek götürecek evet. Evine ekmek parası kazanıyor. Bunları soracağım size. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'nın MHP ile kurdukları Cumhur İttifakı adını verdikleri o yapıya Saadet'i de getirmek istediği, Saadet'i davet etti biliyorsunuz. Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri bir dinleyelim. Ve o malum çevreler bu ittifakın ne olduğunu da iyi görsünler, iyi anlasınlar. İnşallah bu ittifakla birlikte Türkiye yeni bir dönemin tohumlarını atıyor. Efendim şimdi bize dediler ki bu yeni sistem getirdiler ya siz karşı evet. Çıkmıştınız. Siz dediniz evet. Ki ihtiyaç duyduğumuz şey parlamenter demokratik rejimi güçlendirmek. Ama tam öyle değil. Bizim nasıl dediğimiz dediniz? Şu. Biz aslında prensip itibariyle başkanlık sistemine karşı değiliz. Evet. Ancak
kuvvetler ayrımı olmazsa olmaz şartımız. Yani başkan doğrudan doğruya halk tarafından seçilebilir. Ancak onun karşısında güçlü bir parlamentoya ihtiyaç var. Bu yeni getirilen düzenlemede parlamento etkisizleşti. Etkisiz ve hukuk da maalesef. Yani bu kuvvetler ayrımı dediğimiz yürütme, yasama ve yargı. Adalet, yargı. Bu üçü birbirinden bağımsız olmazsa, yargı hükümetin doğrudan doğruya etkisi altında olursa orada adalet beklenemez. Öbür taraftan da eğer Cumhurbaşkanı çok güçlü olur, meclisin Cumhurbaşkanı'nın aldığı kararlar veya icraatlarla ilgili herhangi bir yetkisi olmazsa, sorgulayamazsa o zaman da parlamento milletvekilleri nasıl seçilecek, ne diyecek şimdi meclise giderken? Hangi icraat için vatandaşa ben size şu vaatte bulunuyorum diyecek? Ortada bir şey yok ki. Ha, ama biz bu sefer seçime gittiğimiz zaman bir, evet biz kendi Cumhurbaşkanı adayımızı çıkaracağız dedik. İki, güçlü bir parlamento istiyoruz ki bu düzenlemeler yeniden ele alınsın, yeniden kamuoyuna sunulsun. Siz şimdi pazarlık yapmıyoruz diyorsunuz. Evet. Ve ilkeleri koyuyorsunuz. Evet. Bir takım prensipler. Evet. Bu söyledikleriniz de aslında evrensel ilkeler. Tabii tabii. Bunlar olmadan biz herhangi bir ittifaka girmeyiz mi diyorsunuz? Yani biz bunu baştan beri söyledik. Baştan beri söyledik. Hı. Yani bir yerde ittifak, ben yani şunu merak ediyorum. Hı. Şimdi bir ittifak sağlandı diyor Sayın evet. Cumhurbaşkanı. Evet. Şimdi bu ittifak neyin üzerinde ittifak? Sadece Cumhurbaşkanlığının hiçbir değişiklik olmayacak. Cumhurbaşkanlığı tek yetkili olacak. Parlamento etkisiz ve yetkisiz olacak. Yargı da maalesef doğrudan doğruya icranın, yürütmenin etkisi altında kalacak. Biz bunu Türkiye'nin geleceği için doğru bulmuyoruz. Anladım. Tekrar tekrar söyledim. Anladım. Bu bir pazarlık konusu olmaz. Bununla pazarlık yapılmaz. Şu söylenir. Onun için ben biraz önce dedim anladım, ki bakın çok net. Demokrasi ve hürriyet temel ilkedir. Demokrasi yani bu şöyle adalet ve demokrasi hürriyetle eş olarak evet. söylüyorum. Adalet ve hürriyet olmazsa olmaz bir şarttır. Siz adaleti tesis edemezseniz burada ve insanlar fikirlerini rahatlıkla ifade edemezlerse o ülkede huzur olmaz. Tabii. O ülkede müzakere olmaz. Şimdi efendim fakat sormak durumundayım. Şimdi deniliyor ki ben böyle bir şeyin olduğuna zerre ihtimali vermiyorum ama evet. daha sonraki görüşmelerde olabilir. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı tanıdığımız için tabii. böyle bir şey gündeme gelmemiştir ama daha sonra kurmaylarını yolladı evet. size. Orada biraz daha detaya inilmiş olabilir. Size işte şu kadar bakan, şu kadar milletvekili, şu kadar mali yardım böyle bir teklifte bulundu mu iktidar efendim? Kesinlikle hayır. Böyle bir teklife, böyle bir pazarlığa razı olmayacağımızı Hı-hı. bildikleri için girmeyeceğimizi böyle bir teklif gelmedi. Anladım. Tabii. Yani bizim ben de bazı yerlerde üzüldüm de çünkü arkadaşlarımız olmayan bir şeyi varmış gibi. Yok efendim işte şu kadar milletvekili, şu kadar bakanlık Hı-hı. alakası yok. Hiç böyle bir şey gündeme hiç gelmedi. Şimdi efendim çok mesajlar geliyor. Evet. Şimdi bunlardan bir tanesi Ankara'da bizim de tanıdığımız, sevdiğimiz hocamız Ramazan Aydın diyor evet. ki İsmail abi büyük bir dikkatle izliyoruz her zamanki gibi. En çok da bugünlerde milletçe birbirimizi sevmeye, birlik olmaya ihtiyacımız var diyor. Evet. Genel bir dileğini bizlere anlatmış. Şurada bir biz de Ramazan Bey'e selamlarımızı söyleyelim. Buradan söyleriz. Evet. Şimdi bakın Esma'nın anak diyor ki Sayın Karamollaoğlu'nu İsmail Bey'in yanında dikkatle izliyorum. Fikirlerine çok değer veriyorum. Çizgisi ve söylemleri için tebrik ediyorum. Ama kaygım var. Ya bugün savunduğunuz ilkeler evet. hoşuna gidiyormuş. Evet. Aynı dünyadan bakıyorsunuz. Yani belki de başka bir kesimden size bakıyor. Ama evrensel Doğru. ilkeler Tabii. ya değişirse yarın bir gün diye soruyor. Şimdi şöyle. Ben 50 yıldır seyahat etsetin içinde sayılırım. Evet. Yani 50 yıldır çizgimiz hiç değişmedi. Bundan sonra değişmesi için yani ya kafayı yeriz bir şey olur. Bunlar sizin hep savuna geldiğiniz değerler mi efendim? Her zaman. Böyle demokrasi, insan hakları, her özgürlükler. Zaman biz başlangıçtan beri siyasi hayata ki biz Erbakan Hoca ile başladık. Değerlerimiz hiç değişmedi. Bazen yanlış anlaşıldı. Biz ahlaki ve manevi değerlere önem veren bir partiyiz. Evet. Ancak ahlaki ve manevi değerler denildiği zaman sadece belki insanlar arasındaki
Yani ilişkilerden bahsediliyormuş gibi. Hmm. Hayır, bunun içine adalet girer, hukuk girer. Bunun içine sosyal dayanışma girer. Bunun içine mutlaka bizim sosyal paylaşımımız girer. Bunlar girmeden olmaz, eğitim girer. Yani bunu sadece çok sade bir şekilde beşeri münasebetlere dayamak, hı hı, insanlar arasındaki, bireyler arasındaki münasebetlere dayamak doğru, anlıyorum, olmaz. Anlıyorum efendim. Çok daha geniş bir kapsamı var bunun. Evet. Şimdi bugün tabii siyasette ve gazetecilikte önemlidir efendim. Günün insanı olmak. Bugün gündemdeki isim Saadet Lideri ve üstelik de bugün tam Sözcüğün'de manşeti olmuş. Milli olmak fabrikaları satıp ülkeyi samana muhtaç etmek değildir diyor. Ve mesela söylüyor, diyor ki belli bir istikamette olanlar bir araya gelebilir. Evet, olabilir. Tabii aynı ki yolda yürüyenler. Ama onlarla olmayanlara hain demeyeceksiniz diyor. Tabii. Yani olmayabilir. Onun da farklı, doğru, bir dünya görüşü, doğru, var. Milli olmak fabrika satıp ülkeyi samana muhtaç etmek değildir. Adalet diyorsunuz mesela. Adalette 80. sıraya düştük. Bundan çok üzülüyorum efendim. Evet, maalesef. Bütün temel kriterlerin başına adalet geliyor. Ben bir keresinde Cemil Çiçek'le birlikte efendim, Rıfat Sarcıklıoğlu ile birlikte davet ettiler. Yeni anayasa. Evet. Bu olaylardan önce. Diyarbakır'a gittim, İzmir'e, Antalya, her yere gittik. Anketler düzenlendi efendim. Halkımıza sordular orada. Yeni anayasa ne bekliyorsun diye. İnanın bana, Diyarbakır'da da, İzmir'de de, Trabzon'da, Mersin'de hep adalet çıktı. Önce adalet. Şimdi geçen hafta rahmetli Erbakan'ı anma törenleri vardı. Ve kürsüye Sayın Temel Karamollaoğlu çıktı. Orada Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül de vardı. Temel Bey'in temel konusu adaletti. Bir dinleyelim, biraz konuşalım. Erbakan yol açan bir liderdi. Tavizsiz duruşuyla çığır açtı. Ne kandırdı ne de kandırıldı. Salonda belki de en çok alkışı bu sözler aldı. Karamollaoğlu Erbakan'ı anlatıp isim vermeden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kandırıldık sözlerine gönderme yaparken AK Parti'den bir tek Adalet Bakanı vardı. Çoğu yerde alkışı belli belirsiz kaldı. Kendisinden olmayanı hain olarak görmedi, göstermedi. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici, CHP'li Bülent Tezcan, eski Meclis Başkanı Bülent Arınç ve Recai Kutan. Eski yeni sağdan soldan siyasetin önemli isimleri ölümünün 7. yılında Erbakan anma gecesindeydi. Ben dahil bugün ülkemizi yöneten birçok arkadaşımı siyasete kazandırdı. Abdullah Gül de Erbakan'ı sosyal medyada paylaştığı kısa videoyla andı. 7. ölüm yıl dönümü toplantısında ev sahipliği yapan Karamollaoğlu ise Türkiye'de adalet yok dedi. Adalet Bakanı'nın gözünün içine baka baka sıraladı eleştirilerini. Türkiye'nin de dünyanın da en büyük problemi adaletsizliktir. Adalete duyulan ihtiyaçtır. Her cümlesinde eleştirilerinin dozunu ağırlaştırdı Karamollaoğlu. Adaletin tesis edilmediği hiçbir düzenin ayakta kalması mümkün değildir. Zulümleriyle dünyaya nam salmış nice imparatorluklar bugün yok olmuş gitmişlerdir. Bakan Gül de konuştu ama eleştirilere hiç değinmedi. Geceye Erbakan kadar Karamollaoğlu'nun sözleri damga vurdu. Bu konuşma böyle bir manifesto gibi, demokrasi, hukuk, adalet konusu. Evet. Nasıl tepkiler aldınız? Ha, şimdiye kadar aldığımız tepkiler genelde çok müsbet. Ama dediğim biraz önce de söylemiştim. İki türlü tepki alıyoruz biz. Bir, bugüne kadar bizi dinlememiş olan büyük bir kesim dinliyor. Hı hı. Ve ilk defa dinlemeye başladık, teşekkür ediyoruz diyor. Hı hı. Bundan büyük memnuniyet duyuyorum. Ama bir kısım da bizim eskiden bildiğimiz çevrelerimiz var. O arkadaşlarla neden siz bugünkü iktidarla beraber değilsiniz diye tenkit ediyor. Şimdi ben iki şey arasındaki yaklaşımı... İstemez misiniz bunlarla? Mesela Adalet ve Kalkınma 16 yıllık iktidar. Tabii tabii. Sizin içinizden çıktılar. Tabii. Ancak bizim prensiplerimizle yönetmiyorlar Türkiye'yi. Esas problem orada. Anladım. Bakın ben ana hatları itibariyle 3 kademede konuyu alıyorum. 1. Bizim siyaset anlayışımız farklı. Biz kutuplaşma değil kucaklaşmadan yanayız.
İki, bizim yönetim anlayışımız farklı. Biz baştan da söylediğimiz gibi adalete, hakka çok büyük önem veririz. İşin ehline verilmesine önem veririz. Liyakata. Öbür taraftan da yolsuzluk ve savurganlıkla ciddi mücadele gerektiğine inanırız. Ve planlı ve programlı çalışmayı tercih ederiz. Bunlar bizim yönetimde, bunlar olmazsa olmaz. Yoksa bu ilkelere uymadıktan sonra bizim içimizden çıkmış... Ne fark eder ki? Anladım. Üçüncü konu ise bizim Türkiye vizyonumuz. Biz farklı bir vizyona sahip. Ne vizyonunuz efendim? Yani vizyonumuz temelde, demin mesela söyledim ki, adalet bizim vizyonumuz. Başka ülkeler Türkiye'ye özenmeli. Öyle bir ülke ki adil bir yönetim, burada adil bir yönetim, herkes hakkını savunabiliyor. Kimseye haksızlık yapılmıyor. Yani bu temel ilke olmazsa Türkiye'ye dışarıdan, bırakın birilerinin imrenmesini, yatırım bile gelmez. Ve burada kendi gücüyle kalkınma, bu kalkınmadan toplumun adaletli bir şekilde pay alması, eğitimin milli olması, bunların hepsi bizim bu söylediğimiz vizyonun içinde yer alır. Şimdi bakın, kendisi de real ekonominin içinden gelen bir isim. Mehmet Doğan'la, o da Ankara'dan birisi. Diyor ki, dikkatle izliyoruz. Sayın Temel Karamollaoğlu'na lütfen sorar mısınız? Bankaların sattığı üretim tesisleriyle ilgili ne düşünüyor? Birkaç tane diyor, mesela icra iflas ile ilgili veya 3 madde ilave edilmeli. Yani aslında real ekonominin sorunlarını gündeme getirmek istiyor Mehmet Doğanlar. Tabii, yani burada biz biraz daha konuya farklı yaklaşıyoruz. Yani biz şu anda mesela, eğer iktidar imkanı bize verildiği takdirde, biz bugün giden yatırımların tamamına yakınını durdurur, bitmeye az kalmış olan yatırımları bitirir, geriye kalan kaynakların tamamını üretime dönük yatırımlara ayırırız. Yani tarım, hayvancılık ve sanayi başta olmak üzere. Tamamını. Çünkü orası Türkiye'yi güçlendirir. Oradan kazandığımız parayla borçlanmadan hizmet yatırımlarını yapabiliriz biz. Yani ben bunu atı arabanın önüne bağlamak diye söylüyorum. Siz öncülüğü üretime dönük yatırımlara verirseniz, bu atı arabanın önüne bağlamak demektir. Atı alır götürür. Anladım. Ama siz önce hizmetleri yaparsanız elinizde imkan kalmaz ki. Ha, işte bu iktisatta öncelikleri belirlemek. Öncelikleri belirlemek. Şimdi tabii yeni sistemde illa koalisyon değil ama işbirlikleri, ittifak, bunlar önemli. Şimdi biraz önce Sayın Cumhurbaşkanı ve iktidara bakmıştık. Bir de Meral Akşener var, İyi Parti'nin genel başkanı. İyi Parti'nin lideri de diyor ki, biz diyor CHP ile belli konularda işbirliği yapabiliriz ama ben onlarla diyor seçim ittifakı yapmayacağım. İktidar bunu istiyor ama diyor ben bunu yapmayacağım. Ha, benim gönlümden geçen diyor Meral Akşener. Ben mesela Saadet Partisi ile ve Demokrat Parti ile işbirliği yapabilirim diyor. Soracağım ama önce dinleyelim. Efendim şimdi talip geniş çok. İktidar istiyor, muhalefet istiyor. Gönlünüz kimden yana sizin? Şimdi bakın, şu anda seçim satım haline girilmediği için çok tekrar ettim bunu. Biz ilkeler üzerinde mutabakat sağlayabilirsek, ki bu herkesin sağlayabileceği mutabakat. Ben iktidar partisinin bile bu noktada geri duracağı kanaatinde değilim. Ama tatbikatı ne olur onu bilemiyorum. Çünkü biz ilkeler deyince mesela başkanlık sisteminin mutlaka sorgulanabilir hale gelmesi lazım. Layüsel olmaması lazım başkanın. Ki referandumdan önce bunları söylüyordunuz. Tabii, aynısını söylüyorduk. Ama onun dışında adaletin kamil manada tesisi, hukukun üstün tutulması, insanların haklarını arayabilecekleri bir ortamın sağlanması, bu olmazsa olmaz. Arkasından biz ekonomide de ciddi manada, yani yolsuzluklarla mücadele, İsrafla mücadele çok önemli bir şey. Kaynağı nereden bulacağız, yatırım yapacağız dediğimiz zaman, biz Türkiye'nin hakikaten bağımsız bir sanayiye, güçlü bir sanayi ve tarım yapısına, altyapısına sahip olmasını istiyoruz. Borçlanmadan kalkınmak istiyoruz. Bazıları diyebilir ki, ya borçlanmadan nasıl kalkınacaksınız? Şimdi gelseniz ne yapacaksınız? Emin olun çok şey yapılabilir. Tek tek bunları saymak bir müzakere ortamının... Var mı, ekonomi programınız elbette var? Elbette var. Yani biz... Peki Akşener'le mesela böyle ilkesel bazında bir anlaşmanız olabilir mi? Şöyle bakın, bizim bunu da baştan da söyledim. Evet. Gerek iktidar partisi gerekse muhalefetle dirsek temasımız devam edecek. İktidar partisinin bugüne kadar tutumu, iktidarda oldukları için
hep kendi istedikleri istikamette işler gelişsin istiyorlar. O zaman hakikaten ittifak zorlaşır. Çünkü biz prensiplerin üzerinde duruyoruz. Ama şimdi artık şöyle, şuna ihtiyaçları var. Şöyle. Artık 50'ye ihtiyacı var ve mesela MHP'nin hassasiyetini gözetecek. Tabii. Sizi için, çok istiyorsa sizin hassasiyetinizi gözetecek şimdi, artık. Öyle onun eski için, Türkiye yok. Ben onun için şöyle söyledim. Bu farklı da anlaşılabilir ama ittifak olabilir mi? Olabilir. Nasıl olur? Bütün politikalar değişir. Evet. Bizim neyimiz noktaya gelir. O zaman olur. Ama bu buna razı olur mu iktidar böyle bir noktaya gelmesine? Ama biz bu değişiklik olmadan Türkiye'nin düze çıkabileceğine inanmıyoruz. Hmm. Şimdi efendim dün Meral Akşener'in de bir konuşması var. Aytun Çıray onun kurmayı da evet, şunu söylüyor. Evet. Diyor ki bizim için en büyük proje Türkiye'yi normalleştirmek. Böyle olağanüstü hali kaldırmak, barıştırmak, sakinleştirmek ve kuvvetler ayrılığını tesis etmek. Ve onlar mesela parlamenter rejime dönmek gibi bir vaatle çıkacaklarını evet. söylüyorlar. Bunlar size nasıl geliyor? Normal. Yani biz şunu hemen söyleyeyim. Ben bir defa Meral Hanım'ı eskiden beri tanıyorum. Hükümette beraber olduğumuz zamanları da. Kendisinin tavrını da takdir ediyorum. Neden meselelere, misiniz? Evet, kendisinin meselelere yaklaşımını da. Bizim birçok noktada ortak görüşlerimiz var. Bunu reddetmek mümkün değil. Onun için şimdiden ama bir ittifak konusunu gündeme getirmeyi prensip itibariyle doğru bulmuyoruz. Kendisi de söyledi. Bu farklılıklar zenginlik manasına alındığında fayda da getirir. Çünkü biz bir noktada bir takım fikirlere sahip olabiliriz. Ancak bu fikirleri ille de olmayız dediğimiz noktalar hariç. Yani ben hukukun üstünlüğünden vazgeçemeyiz biz. Anladım. Yani bir takım prensiplerimi sanayiden bilmem kendi gücüyle kalkınmadan vazgeçemeyiz. Dış politikada şahsiyetli bir dış politika dediğimiz anlayıştan vazgeçemeyiz. Şöyle mi olacak efendim? Benim anladığım bir gazeteci evet. olarak evet. eğer yanlışsam lütfen düzeltiniz. Estağfurullah. Şimdi biz bir seçime gideceğiz. Herkesin bir başkan adayı olacak. Saadet Partisi bir başkan adayı koyacak. Çıkaracak. Evet. Çıkaracak mı? Çıkaracak. Onu çok kesin. Kesin sizin adayınız olacak. Evet. İşte evet. İyi Parti Akşener'i çıkaracak. AK Parti ile MHP Sayın Erdoğan'ı çıkaracak. Evet. İşte Doğu Perinçek ben çıkmak istiyorum diye göreceğiz. Çok. Evet. Bu da güzel bir şey aslında. Evet, yani ben bunu heyecanlı ve doğru evet. buluyorum. Evet. Fakat genel seçimler için işbirliği yapılabilir. Mesela evet, siz tabii, İyi Parti ile veya ne bileyim. Milletvekili seçimleri için dediğiniz. Doğru anlıyorum evet, değil mi? Evet. Peki. Abdullah Gül'le sizin bir fotoğrafınız gelsin şimdi. Efendim bir önceki Cumhurbaşkanımız da çok konuşuluyor. Evet. Hani sizin de gönlünüzden Cumhurbaşkanı adayı olarak onun geçtiği ortada. Tabii tarafsız Cumhurbaşkanı olduğu için eski sisteme göre söylüyorum. Evet. Bir partinin içinden gelebilir ama tarafsız Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı. Şimdi hani Saadet'in veya ortak başka birinin adayı olmayı ister mi bilmem. Evet. Tahmin etmem ama. Abdullah Gül'ü mü istiyorsunuz siz? Biz öyle bir şey baştan beri söylemedik. Yani Abdullah Bey bir aday olabilir. Aday aday olabilir. Biz kendisini hakikaten ben şahsen severim de sayarım da. İktidarda kendisi gerek Dışişleri Bakanlığı esnasında da gerek Cumhurbaşkanlığı esnasında da itidalli bir tavır sergiledi her zaman. Bir takım politikalarda ilk başlangıçta farklılıklarımız var. Bunu görmek lazım. Yani bunu biz reddedemeyiz. Oturup da bu konuları biz hiç görüşmedik. Ancak Abdullah Bey adaylardan birisidir. Şu anda kendisinin bir defa böyle bir karar verirken ben adayım diyebilmesi lazım, demesi lazım. Sonra da bizim tabanımızın benimsemesi lazım. Biz şunu çok açık ve net ama söylüyorum. Baştan beri şöyle. Yani biz ihtimallerle hareket etmiyoruz. Peki. Diyoruz biz bir aday gösterirken önce kendi tabanımızda bir yoklama yapacağız. Kimi istersiniz? 1-2-3 sıralayın diye. Arkasından kamuoyunda bir yoklama yapacağız. Bu kamuoyunda tasvip görür mü? Bazen insanlar görür zannediyor. Bir bakıyorsunuz ki görmüyor. Şimdi öyle anketlerle... Bir gazeteciyim ama şimdi mesela Gül aday olsa sizin tabandan itiraz gelir mi? Bilmiyorum. Böyle diyorsunuz. Hayır. Tabii bilmiyorum çünkü enteresan, yerine, tabii, yerine peki, göre farklılıklar da efendim, tabii. Siyasi, i̇kincisi, ha, ikincisi şu var. Sadece bizim tabanımız yetmez. Tabii. Şimdi bakın Türkiye'de bizim şahsen benim biraz iddialı olmam, bizim göstereceğimiz adayı evet. biz hakikaten bu söylediğimiz silsilenin içinde seçer, ortaya korsak
Türkiye'de bugünkü gidişatı değiştirecek aday ancak bizden çıkar. Bir şey sorabilir miyim? Bir dakika. Buyur. Şimdi benim saygı duyduğum bir isim var. Burada dile getirmeyeceğim, evet, ama diyor ki galiba bugün de görüşecekmişsiniz. Doğru, hı, anladıysam. Tabii canlı yayında okuduğum, evet, ama şimdi diyor ki benim ismimi verme ama diyor bence CHP'nin ortak adayı Gül değil de Temel Bey olsun. Siz neden olmuyorsunuz? Şimdi ya da olmayacak mısınız? Ben şimdi bugüne kadar bunu çok açık net söyledim. Ben kelimeleri seçerek söylüyorum. Evet. Aday değilim. Tamam. Ha, neticede hiçbir zaman da hiçbir konuda da ben adayım diye ortaya çıkmadım. Mizacım itibariyle de çıkmak istemiyorum. Hı-hı. Ama neticede ne çıkar ben bunu bilmiyorum şu an. Çünkü Cumhurbaşkanlığı çok büyük bir mesuliyet gerektiriyor. Çok ama. Hı hı. Tahminlerimizin ötesinde bugün içinde bulunduğumuz problemlerin çözümü, emin olun deveye hendek atlatmaktan zordur diye bir tabir var ya, deveye hendek atlatmadan zordur. Geldiğimiz nokta çok badireli bir nokta. Evet. Çok ekonomik yönden de, dış politika yönünden de, diğer sektörlere baktığımız zaman adalet yönüyle de, hukuk, hak arama yönüyle de, yani milli gelirin adil paylaşımı yönüyle de nereye baksak, benim bu sözlerim belki iktidar partisi mensuplarını ya hep de öyle değil dedirtebilir ama bugün rakamlar ortada. İşsizlik 3 milyonun üstünde. Dış ticaret açığı 77 milyar dolar. Bütçede 71,7 milyar liralık faiz gideri var. Çiftçi perişan, sanayi perişan, dışarıdan yatırıma kimse gelmiyor. Ne demek bu? Biz böyle gidemeyiz diyorsunuz. Gidemez bu. Onun için zor bir dönemden geçiyoruz. Hmm. Bu bizim yani çalışmalarımızı titizlikle yürütmemiz gerektiğin kanaatini ben de doğurdu. Ancak şunu demin şey, evet, kalmadı. Şunu söyleyeyim. Bugün bizim göstereceğimiz aday benim kanaatim muhalefette bulunan sadece partiler için değil. Yani taban olarak söylüyorum. Gerek sosyal demokratların, gerek ülkücülerin, gerekse bugün için HDP'nin tabanı. Tabii, Türk kardeşlerimizden doyaması lazım. Tabii, onların. Nasıl olacak? Ve bugün iktidar partisinin içinde bulunup da bu gidişten endişe duyan, ama bu endişelerini dillendirmekten çekinen kesimin en az bu %15, bakın ben en az %15 diyorum, bu kesimin oyunu alacak. Saadet Partisi'nin adayından başka kimse olamaz benim kanaatim. Efendim ben bu soruyu Sayın Kılıçdaroğlu'na da sordum. Evet. Daha sonra yayında da burada söyledim. Kılıçdaroğlu da aday olmayacak. Hani bazı partinin içinden gelenler siyaseti bilmeden onu ittirmeye çalışıyor. Tabii. Ama o da sordum niye dedim. Ya dedi ki İsmail Bey dedi. Aynen sizin gibi, evet, söyledi. Türkiye zor bir dönemden geçiyor. Cumhurbaşkanı'nın partisiz olması lazım dedi. Çok önemli. Ya yani parti genel başkanı olmaması lazım dedi. Bir defa şunu hemen ifade edeyim. Yani Cumhurbaşkanı adayının bir partinin genel başkanı olmasında bir mahsur yok. Meral Hanım ben adayım dedi. Aha. Ancak benim de kanaatim Cumhurbaşkanı seçildikten sonra bir partinin genel başkanlığını, ha, devam ettirmemesi, tamam, gerek. Bunu gördük. Çünkü Cumhurbaşkanı cumhuru kucaklayan, cumhur bana oy verenler, gerisi cumhur de böyle bir yaklaşım olmaz ki. Cumhurbaşkanı kendisine oy verenlerin de vermeyenlerin de cumhurbaşkanı olmak mecburiyetinde. Parti genel başkanı olunca ister istemez bu vasıf kenarda kalıyor. Ha partinin üyesi olsun isterse. Yani temelde ya olmaması bile tercih edilirdi ama olsa bile parti genel başkanı olduğu zaman Türkiye'de kamplaşmaya sebep oluyor. Bizim de en çok şikayet ettiğimiz konu kamplaşma ve kutuplaşma. Siz efendim bu sene bir erken seçim bekliyor musunuz? Biz seçimi her an bekliyoruz. Yani çünkü bu doğrudan doğruya hükümetin, daha doğrusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın karar verdiği zaman biz seçime gideriz. Bunu bir kişi karar verecek. Onun için de tahmin yapmak kolay değil. Hangi şartları dikkate alarak karar verecek? Kamuoyu yoklamaları yaptırıyorlar. Kamuoyu yoklamalarında kendilerini güçlü gördükleri an veya iş biraz daha her geçen gün fiyat istikamette gelişiyorsa karar verip seçime gidebilir. Önce yerel seçim var. 2019'da, bugünkü şartlarda öyle. Evet. 2019 Mart'ın önce yerel seçimler. Siz bütün her yerde belediyelerde... Her yerde gireceğiz seçime. Her yerde kendiniz gireceksiniz. Kendimiz gireceğiz. Orada işbirliği var mı? Şöyle, o günkü şartlara göre öyle yerler olabilir ki, hı, bu yerlerde ya arkadaş burada biz çok güçlüyüz.
biz burada girelim. Öyle de bir yer var ki neredeyse bizim oyumuz yok. Ha, o zaman biz orada seçime girmemiz ille de gerekmez. Biz prensip itibariyle şimdiye kadar her seçim bölgesinde seçime girme kararı almıştık. Geçmişte de dışarıdan da olsa bir aday gösterdik. Ha, bu sefer bunu müzakereye açabiliriz, konuşabiliriz. Anladım. Bu meselede. Aslında siz ilkeler bazında anlaşmak kaydıyla tabii, görüşmeye herkesle, açıksınız. Çünkü biz, siyaset böyle bir bu, şey. Tabii bu uzun görüşmelerin de partiler arasında devamının faydası var. Yani biz birbirimizin hasmı değiliz. Tabii. Biz birbirimize düşman değiliz. Sadece ülke problemlerinin çözümünde farklı reçetelerimiz var. Farklı formüllerimiz, yaklaşımlarımız var. Bu kadar. O gün efendim Sayın Cumhurbaşkanı'nı nasıl buldunuz? Yani mesela izleniminiz ne sizin? Yani bir şimdi bu konularda bu konularda ben müsaade ederseniz. Hani içerik değil ama izleniminiz. Şöyle yani Sayın Cumhurbaşkanı'nı geçmişte de tanıdığım kadarıyla bugün de o kendi kararlı olan istikamette yürümeye devam edecek. Yani öyle gözüküyor bu anda gözüken. Onun siyaset yapma biçimi de tabii bu. Tabii öyle. Bu her insanın kendine göre bir mizacı, bir yaklaşımı vardır. Onun için bunların üzerinde de münakaşa etmeye ben ihtiyaç duymuyorum. Ancak biraz önce söylediğim gibi ilkelerden taviz vermek temel ilkelerde bize göre mümkün değil. Peki. Şimdi bir görüşme daha oldu efendim birkaç gün önce. Evet. O da İYİ Parti ile CHP arasında oldu. Ben de onun içeriği ne diye bir baktık tabii. Kaynaklarımızla falan konuştuk. Evet. Hep şunu söylediler. Orada ittifak falan değil. Seçim güvenliği. Şimdi mesela en son 16 Nisan'da yaşadıklarımız, işte YSK tartışmaları vesaire. Sizin bu konuda bir kaygınız, endişeniz, önleriniz var mı efendim? Şöyle, bunu da dile getirdik biz. Seçim güvenliği çok önemli bir konu. Bakın, Türkiye, benim kanaatim, dünyada seçim sistemi itibariyle en zor müdahale edilebilecek, en sağlıklı seçim sistemine sahip olan bir ülke. Ha burada hile yapılır mı? Yapılabilir. Ama partiler sandıklara sahip çıkarlarsa, her sandıkta partilerin temsilcileri varsa, ilçe ve il kurullarında, seçim kurullarında partilerin temsilcileri kendi partilerinin ve genel olarak gidişata hakim olurlarsa, hilenin yapılmasının en zor olduğu seçim sistemi bizdedir. Bu doğru ama. Ama siz şimdi burada bir takım değişiklikler yapmaya kalkarsanız insanın aklına şu soru geliyor. Niye? Mesela mühürsüz oy pusulası. Efendim filigranlı kağıda basılacak. Bunun için hile yapılamıyor. Kim bastırıyor bunu? Seçim kurulu. Peki veya yüksek seçim kurulu. Peki burada birileri fazladan bir şeyler yapmaya kalkarsa buna kim mani olacak? Nasıl önleyeceksiniz? Bu üzerinde durulması icap eden bir soru. Neden mühürlü sandık kurullarının mühür basması şartı kalkıyor şimdi? İster mühürlerler, isterse mühürlemeyebilirler. Efendim çünkü mühürlenmezse, şu söyleniyor, mühürlenmezse yani vatandaşın oyu hiçe sayılmış manasına geliyor. O zaman seçim sandık kuruluna ver cezayı. Eğer mühürlemezsen 6 ay yatarsın de. Şu kadar para cezası veririm de. Bak bakayım mühürleniyor mu mühürlenmiyor mu? Zaten bugüne kadar her zaman mühürlendi. Tabii. Çok istisnaidir. Geçen seçimde Yüksek Seçim Kurulu'nun yaptığı en büyük hata, ben bunları daha sandıklar kapanmadan ben bunları geçerli sayacağım demesidir. Bu hakkı yok. Kafamızda şüphe oluşmaması lazım. Tabii. Demokrasiye. Bu çok önemli bu. Çok önemli. Çünkü seçimde güvenlik, yani ben hakikaten halkın kanaatleri sandığa yansıdı mı yansımadı mı bende bir tereddüt doğarsa o zaman bu sistem biter gider. Tabii bizim çünkü birlikte yaşamamızın teminatı o. Elbette. Elbette. Onun için adil seçim, güvenli seçim, dürüst seçim değil mi? Tabii tabii. Üç tane mesaj var. Yönetmen kardeşim Savaş'tan, Savaş Yıldız'dan rica edeyim. Savaş ver bakalım. Gelecek sorular sizlere çok güç soru geliyor. Efendim bir büyüğüm de diyor ki uzun yıllardır işitmediğimiz sağduyulu bir sesi dinliyorum diyor bir büyüğüm. Sağ olsun. Ekonomide açıklanan pembe tablolar gerçek hayatta örtüşmüyor. İşçi, memur ve emeklilerin alım gücü hızla düşüyor diyor. Piyasada kötü mü efendim durum? Maalesef. Yani bu çok açık. Dikkat ederseniz son zamanlarda ciddi manada hem vergilerde
hem de fiyatlarda artış meydana geldi. Siz zaten asgari ücreti açlık sınırında tutuyorsunuz. Bu ne demektir? Ondan sonra da fiyatlar artıyorsa insanlar aç kalacak. Peki. Bir başka soru. Yani ekonomiye ilişkin kaygılarımız var. Evet. Şimdi bu da bakın hep sizin en önemli manşetleriniz. Adalet diyorsunuz, ekonomi diyorsunuz. Evet. En önemli iki konu mu efendim? Adalet Yani tabii şu anda en önemli iki konu ama dış politikayı biz bunun dışında tutamayız aslında. Bunlar en önemli diye diğerleri önemsiz manasına gelmiyor. Ama şu anda dikkat çeken bu. Adalet olmadan bir memlekette huzur olmaz. Evet. Hiç bu kesin. Şimdi ekonomi de günlük hayatımızı etkiliyor ama eğitimi de var, sağlığı da var, dış politikası da var. Bir yani, de benim evet. Geçmişte gidip bizzat canlı canlı da dinlediğim kıymeti tam anlaşılamamış bir sestir. Müslüm Gürses, Allah'tan rahmet diliyorum. Sizin bir paylaşımınız var efendim, bakın. Evet. Bugün arabesk müziğin duayen ismi Müslüm Gürses'in vefat yıl dönümü. Kendisini minnetle yad ediyoruz diyen Temel Karamollaoğlu. Bu vesileyle ülkemizde ve dünyada yaşanan haksızlıklara, zulümlere, baskı ve tahakküme Müslüm Gürses'i bir ifadesiyle seslenmek istiyorum. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Evet. Ne demek? Bizde başka bir söz var. Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste demişler. Tam onunla örtüşen bir söz. Anladım. Mazlumun ahını kimse almamalı. Çünkü gariban Cenab-ı Hakk'a yönelir. Ve duası veya Allah muhafaza etsin inşallah beddua edilmez. Ben çünkü devlet büyüklerine, yöneticilerine beddua etmeyi doğru bulmam. Onlara gelecek zarar millete yansır. Efendim annemin bana en çok söylediği nedir biliyor musunuz? Evladım kimseye beddua etme. Kimse. Çok bunu öğrendim. Doğru. Onun için ancak eğer mazlumlar ahı ederse bir noktada gördükleri haksızlıktan dolayı işte bu onu ifade ediyor. Yakarsa dünyayı garipler yakar. Mazlumlar. Bir şey daha var efendim. Dün Sayın Bilal Erdoğan'ın da bir açıklaması var. Evet. Şimdi hani sizin tabanınızda da tabii bütün toplumla Erdoğan arasındaki ilişki aşk ve nefret ilişkisi diye tanımlanabilir. Bir kesim çok seviyor. Bir kesim de çok kızıyor kendisine. Evet. Fakat Bilal Bey diyor ki ikinci Abdülhamit'i yediler, biz babamı yedirmeyiz diyor. Bilmiyorum ben tabii bu noktada ikinci Abdülhamit döneminde demokrasi yoktu zaten. Daha sonradan geldi. Onun üzerinde kurulan bir farklı bir komplo vardı. Birçok insan ancak Abdülhamit Han hayattan ayrıldıktan sonra onun sıkıntılarını gördü. Ama Abdülhamit Han'ın dönemiyle bugünü karşılaştırmaya kalkarsak bugün yapılan o kadar çok büyük hata var ki Sultan Abdülhamit Han öyle bir hatanın içine kutuplaşmaya girmemeye çalıştı mesela hiçbir zaman. Yani kendisi hükümdarlığını yani kendisine evet empoze edildi ama kavga çıkacağına ben terk ediyorum dedi. Diyebildi. Bugün Türkiye'nin yaşadığı sıkıntıları biz yani sadece Abdülhamit Han'ı yedirmeyeceğiz. Bir haksızlık yapılacaksa ister Cumhurbaşkanı'na ister başkasına karşısına çıkalım biz. Ama haksızlık var da bir yerde yanlışlık var da düzeltilecekse o zaman gelin bunu da düzeltelim demek mecburiyetindeyiz. Peki. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz Türkiye'nin gündemindeki isimdiniz. Biz de sizi ağırlamak istedik. Teşekkür ediyorum. Sorularımızla Türkiye'miz tanısın istedik. Sağ olun. Ben de size teşekkür ediyorum. Hanımefendiye de selamlar. Sağ olun. Böyle bir fırsatı verdiğiniz için ben de size burası teşekkür ediyorum. Burası demokrasi meydanı. Herkes açık. Sağ olun. Hayırlı ben günler. Sayın konuğumu uğurlayacağım. Sizinle vedalaşmak üzere huzurunuza yeniden geleceğim efendim.